Woman TV'den mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Herkesin darısı başımıza diyebileceği bir hafta geçirmeniz dileğiyle haftaya başlıyoruz. Evet, son günlerde yine çok tartışılan, özellikle de arama motorlarında da sıkça aratılan bir soru. Nedir bu soru? Dekolte ve sütyensiz kıyafet giymek suç mu? Çok da fazla tartışılıyor. Tartışma programlarında da sıkça tartışıldı. Biz de bugün kadının gündeminde bu konuyu konuşacağız. Yine çok kıymetli bir konuğum var. Artık tanıyorsunuz bizim programımızdan da. Hukukçu Kardelen Yarlı bizimle birlikte. Ayrıca yine önemli bir gelişme var. Onu da paylaşarak başlayalım. Emine Bulut cinayetinde Yargıtay sanık Fedai Baran'ın cezasını onadı. Hepimiz hatırlıyoruz Emine Bulut'u. Ölmek istemiyorum diye feryat etmişti. Hala hafızalarımıza kazınmış durumda duruyor. Yargıtay Bulut'un eski eşi Fedai Varan'a verilen cezanın onanmasına hükmetti. Hepsini konuşacağız. Kardelen Yarlı da stüdyoda konuğumuz demiştim. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, son zamanlarda işte dekolte falan çok fazla tartışılıyor. Bütün tartışma programlarının da gündemine oturdu. Onu konuşacağız ama öncelikle Emine Bulut'u sormak isterim. Cezanın onanmasına hükmetti. Ne karar verilmişti? Müebbet hapis cezası almıştı diye biliyoruz. Şimdi zaten orada aslında bir istinafa gitti önden ara olarak. Orada da aslında istinaf yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Fakat bildiğimiz kadarıyla istinaf Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. O itiraz etme nedenleri de hiç takdiri indirim uygulanmamıştı, haksız tarih indirimi uygulanmamıştı. Bu sebeple aslında savcılık itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gitti. Zaten bu konularla ilgili görevli daire de orası. Görevli daire de yerel mahkemenin ve istinafın kararını doğru buldu. Ve aslında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazlarını reddederek kararı olduğu gibi onlamış oldu. Bizim açımızdan önemli tabii ki. Yani takdiri indirim olmaması, haksız tarih indirimi uygulanmaması bu açıdan aslında güzel, umut veren bir gelişme. Ama yine aynı şekilde baktığımızda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu nedenle itiraz etmiş olması da bizi üzen bir gelişme. Evet. Çünkü orada bizim beklediğimiz başsavcılığın da böyle bir itiraz yapmamasıydı. Bence hukukçu olarak da vicdanen de doğru olan budur diye düşünüyorum. Çünkü çok acı bir olayı seyrettik. Yani evet, orada faile iyi hal uygulayabilmek veya o kadının, ölen o mağdurun faili bir anlamda tahrik ettiğini söyleyebilmek hukuk tekniğiyle de vicdanla da bağdaşmaz diye düşünüyorum. Ama Allah'tan ki Yargıtay 1. Ceza Dairesi en azından kararı bu şekilde onadı. Evet. İtirazları dikkate almadı. Bu da bizim için tabii ki çok büyük olmasa da önemli ve güzel bir gelişme. Evet, bu tür davalar da emsal teşkil etmesi açısından da çok kesinlikle önemli. Kesinlikle öyle. Çünkü daha bir sürü yargılama aslında hala devam ediyor oluyor biliyorsunuz. Ve çoğu zaten Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin önüne gidecek. En azından dairenin son dönemlerde güncel olarak bu tür konularda kadın cinayetlerine bakış açısının ne olduğunu belki buradan görebiliriz. Tabii ki o dosyaların süreçleri çok uzun. Bakış değişebilir, değişmeyebilir, onu bilemeyebiliyoruz. Ama en azından güncel olarak şu an Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bakışı birazcık daha mağdur odaklı diyebiliriz. Bu da bizim için çok önemli ve kıymetli bir şey. Evet, bugün Pınar Gültekin'in de duruşması var. Tam bu saatte başlayacak diye biliyorum. Belki o da yayının sonuna karar yetişir mi, yetişmez mi, karar çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum ama yetişirse onu da tabii ki değerlendiririz diye düşünüyorum. Umarız orada da hak edilen ceza çıkar. Evet. En azından biraz da olsa yüreğimize su serper. Çünkü olur. O da çok ağır bir vaka gerçekten. Çok zor bir vaka. Ya heyet için de değerlendirmek zor. Mağdur tarafı için, mağdur avukatları için de çok zor. Zaten büyük ihtimalle biraz uzamasının sebebi de o. Alelacele bir karar mahkemeden de çıksın istenmiyor. Tabii ki o da doğru ama yargılamanın birazcık da mağdur aileler açısından hızlı olması lazım ki onların da yüreğine su serpilsin. Karar adil ve hızlı gelsin ki bizim için bir anlam ifade etsin. Evet, kesinlikle doğru. Peki gelelim o zaman, son günlerde dedim çok tartışılıyor. Evet. Hatta arama motorlarında bile en çok aranan konulardan biri haline gelmiş. Dekolte ve sütyensiz kıyafet giymek. İşte o birkaç tane de galalarda falan oyuncuların giydiği kıyafetlerden de çok ciddi linçlerle de uğrayanlar oldu. Peki yasalara baktığımızda suç mu bu? Ya tabii ki suç değil ama insanların eğer hukukçu değillerse bunu bilmemelerini anlayabiliyorum. Çünkü kanunların hiçbirini vatandaşların tamamen bilmesi beklenemez. O yüzden bir hukukçu ya da bu konuyla ilgilenen bir insan çıkıp şu suçtur, bu suç değildir dendiğinde
insanlar doğal olarak o işin uzmanına inanıyorlar ve şöyle düşünüyorlar. Aa, demek ki böyle yapmak suç ya da böyle yapmamak suç. O yüzden aslında biz hukukçular olarak veya bu alanda çalışan uzmanlar olarak çok büyük bir sorumluluğa da sahibiz. Hı hı. Toplumu yanlış bilgilendirmememiz lazım. Çünkü kadınlara hedef gösterdiğimizde yarın bir gün Ayşegül Hanım'ın olayında olduğu gibi işte şort giyen bir kadına da tekme atılabiliyor. Başörtülü olan bir kadın dışlanabiliyor. Yani kadınlar kıyafetleri üzerinden hep bir ayrımcılığa uğruyor oluyor. Bunu da tetikleyen aslında genelde insanların söylemleri. Bu insanlar da ne yazık ki erkek. Yani kadının kadına bunu çok yaptığını görmüyoruz. Tabii ki kadınların da var bu anlamdaki. Yok, yorumlar arasında kadınlar da vardı ama aynen. Çoğunluk genelde erkeklerden geliyor. Tabii. Ama şunu da söyleyelim. Kadınların da bu zihniyete sahip olanları var. Bu sadece kadın erkek olmakla alakalı değil. Herhalde birazcık da insan olmakla alakalı diye düşünüyorum. Evet. Evet, peki yani bir taraftan da işte kadına yönelik şiddet dedik. Az önce Emine Bulut'tan bahsettik. İşte onun öncesinde Pınar Gültekin dedik. Bugün umarız onda kararı verilir dedik. Tabii kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri bu kadar yüksekken hani gerçekten bu tür tartışmalar kadına yönelik şiddetin eğilimini de arttıracaktır değil mi aslında? Az önce senin de altını çizdiğin o yüzden. Aslında şöyle bir şey var. Biraz bu sözel şiddetle başlıyor oluyor ya daha ziyade ve en sonunda biz öldürmeye kadar giden en ağır şiddet türlerinden birini görüyoruz. O yüzden bizim için önemli olan şey tabii ki o sözel şiddetin hiç başlamıyor olması. Çünkü o başladığı anda diğer şeyleri de tetikliyor oluyor. O yüzden de insanlara şiddet eğilimi artıyor, kadınlara ayrımcılık artıyor. En nihayetinde bu olay kadını yaralamaya veya öldürmeye kadar gidebiliyor. Bu yüzden de boşuna aslında aktivistler dilde dönüşüm başlar demiyorlar. Yani gerçekten değişim ve dönüşüm dilde başlıyor. Ne söylediğimize, nasıl söylediğimize, ne yaptığımıza bu anlamda çok dikkat etmemiz lazım. Belki ben o zihniyette bir insan olmayabilirim. Ama benim sadece o sözü söylemem farklı zihniyette olan insanları tetikleyebilir kadınlara karşı. Yoldan geçerken, yürürken, hareket ederken, yaşarken. Ve bu başta kıyafetle başlar. Sonra kadınların kamusal alanda olup olmaması, evlilikleri, ilişkileri, çocuk doğurup doğurmamalarına kadar giden bir süreç ve onların istediği gibi kadınlar olmazsak bu sefer de şiddete uğrama ihtimalimiz artıyor oluyor. Ki bu da hepimizi aslında zan altında bırakıyor. Çok ve iyi. İnsanların gözünde şöyle oluyoruz. Sen yanlış bir şey yapıyorsun. Sen makbul kadın değilsin. Olması gereken kadın değilsin. O yüzden sen şiddete uğruyorsan demek ki bunu hak ediyorsun. Böyle de bir toplumda algı yaratılıyor. Dikkat edin, bakın, genelde kadınlar öldürüldüğünde hep bir melek tasviri olur. Sanki o kadın suçsuz olmasa, masum olmasa ya da toplumun angajmanı dışında bir kadın olsa öldürülmesi makulmüş gibi düşüncesi, algısı yaratılıyor. Bu da tabii çok tehlikeli bir algı diye düşünüyorum. Çok doğru. Peki devam edeceğiz ama şimdi kısacık bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Samiye Cahit Morkaya, Türkiye'nin ilk kadın otomobil yarışçısı. Türkiye'nin ilk ehliyetli kadın sürücüsüdür. Katıldığı yarışlarda dereceye girdi. İlk defa birinci olduğunda sırf kadın olduğu için yarışın iptal edilmesini istediler. Onun sayesinde 1932 yılında mahkeme tutanaklarına bir kadın da otomobil yarışlarına katılabilir ve birinci gelebilir kaydı geçti. Fatma Aliye Topuz, kadın hakları öncüsü ve romancı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk profesyonel kadın romancısıdır. Batılı kıyafetlerle kamusal hayatta boy gösteren ilk kadınlardan biridir. Yazar, çevirmen ve romancı olarak sürdürdüğü kariyeri boyunca sosyal sorumluluğunu da yerine getirmeye özen göstermiştir. Hilali Ahmer Cemiyeti'ne üye olan ilk kadındır. Hatice Nusret Gökdoğan, gökbilimci. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders veren ilk kadın akademisyendir. Türkiye'de yeni başlayan akademik çalışmaların yurt dışında kabul görmesi, yurt dışından birçok önemli bilim insanının Türkiye'ye getirilmesi, Türkiye'nin en önemli astronomlarının yetişmesini ona borçluyuz. Azra Erhat, kadın filolog. İlyada ve Odessa'yı Türkçe'ye çevirdi. Türkiye'de antik dönemin mitolojik kahramanları onun çevirileri sayesinde yaygınlaştı. Klasik anlamda Türkçe beşeri bilimlerin temelini atmıştır. Mavi yolculuk kavramını bizimle tanıştırdı. Neden ölmeden önce bu yolculuğa çıkmak sorularının cevabı onun yazılarının ana konusu oldu. Bediye Muvahhid, tiyatro öncüsü.
Şehir tiyatrolarında 200'ün üstünde oyunda yer alan Bedia Muvahhid, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir kamu kuruluşunda çalışma hakkı elde eden ilk kadınlardan biridir. Halide Edip'in Ateşten Gömlek romanı sinemaya uyarlanmak istendiğinde başroldeki kadınları ancak bizden birisi oynayabilir demesi üzerine beyaz perdedeki ilk kadın oyuncu da o olur. Evet, kısacık bir aranın ardından kaldığın yerden devam ediyor kadının gündemi. Peki, şiddete uğrayan ve öldürülen kadınlar dedik. Peki onların davalarında, o kadınların davalarında kıyafet seçimi dava dosyasında nasıl yer alıyor? Ya da davayı etkilediği durumlar oluyor mu? Oluyor ne yazık ki. Aslında olmaması lazım hukuk tekniği açısından. Ama özellikle cinsel şiddet davalarında kadınların kıyafetleri, tavırları, hareketleri sanıklara haksız tahrik indirimi ya da işte beni tahrik etti, ben o yüzden böyle yaptım, böyle giymişti, giymeseydi, işte zaten normal olan bir bayan, bunu tırnak içerisinde söylüyorum, böyle giyinmez, buraya gitmez, burada bu saatte olmaz gibi bir algı yaratılıyor. O yüzden de biz bazen kadınların fotoğraflarının bile daha önceki hayatlarında dava dosyalarının içine girdiğini görebiliyoruz. Yani bakın, zaten sosyal medyada bunları paylaşmış. Bu kadar açık giyiniyormuş, bu kadar dekolte giyiniyormuş. Normal değil mi bir kadının başına bunu gelmesi gibi bir algı yaratılabiliyor. Hakeza aynı şey kadına yönelik fiziksel şiddet davalarında da olabiliyor ki bu sadece kıyafet üzerinden de değil. Yani kadının yaşamı, şekli, düşüncesi, ilişkideki durumu, kıyafeti, her şeyi aslında kadının aleyhine değerlendirilebiliyor. O zaten böyle bir kadındı, başına o yüzden böyle geldi gibi bir çıkarıma gidilmeye çalışıyor ki bu da çok tehlikeli bir şey. Çünkü her ne olursa olsun hiç kimse öldürülmeyi, hele ki vahşice bir şekilde öldürülmeyi veya şiddete maruz kalmayı hak etmez. Yani bunun meşru olabilecek Türkiye'deki hukukta tek bir noktası var, o da kendimizi savunmak durumunda kalmamız. Yani meşru müdafaa hali veya bir başkasının canını malını savunmak zorunda kalmamız. Onun dışında ben o kadını beğenmiyorsam, hoşlanmıyorsam ya da o kadınla ilişkimde bir sorun yaşıyorsam, bu o kadına her ne olursa olsun şiddetin ya da fiziksel şiddetin herhangi bir türünü göstereceğim anlamına gelmemeli. Ama tabii burada şu da var, bu sadece sanıklarla ilgili bir durum değil. Genelde yargı içerisinde de, bunu avukatlar da dahil olmak üzere, bütün sücelerdeki zihniyet farklı. Yani herkes bizim gibi düşünmüyor olabilir. Yargılayan insanlarda da ya da avukatlık yapan insanlarda da aslında çok farklı düşünceler olabiliyor. O yüzden tabii ki o insanlar da bazen farklı kararlar verebiliyor. Evet. O yüzden herkesi kendimiz gibi düşünmememiz lazım. Toplum olarak zihniyet aşamasında yol almamız gereken daha çok büyük bir süreç var diye düşünüyorum. Burada medyaya da çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Mesela en son hatırladığım Pınar Gültekin, hani bugün de konuştuğumuz için özellikle o aklıma gelmiş olabilir. İşte o cinayetinden sonra, o unharca katledilişinden sonra yapılan haberlerde sürekli Pınar'ın tatildeykenki fotoğrafları. Evet, çok güzel. Yani hep onlar gösterilmişti. Yani yapılan haberlerin içinde hep işte hani kılık kıyafeti biraz daha rahat olarak giyindiğimiz yerlerdeki kostümleri sanki özellikle gözümüze sokulur gibi, ya da bana öyle geldi bilmiyorum ama yani burada hani hukuk, yargı, bir onların hepsi tamam. Vatandaş da tamam ama galiba medya olarak bizim de buna biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Sizin gibi medyanın içinde olan birinden bunu duymak çok kıymetli. Bu çok güzel bir öz eleştiri. Biz de zaten bunu çok uzun zamandır söylüyoruz kadın hakları aktivisti olarak. Çünkü medya çok büyük bir güç. Dördüncü güç aslında ve medya ne verirse, bunu sadece ana akım medya için söylemiyoruz, sosyal medya, internet medyası için de öyle, ne verirse biz onu alıyoruz ve o algıya göre yaşıyoruz, devam ediyoruz, ona göre tepki veriyoruz. O yüzden ben bir kadını medyada açık ya da kapalı gördüğümde veya özel hayatıyla ilgili bir şey gördüğümde o kadınla ilgili hemen kafamda bir fikir belirtiyor. Bu sadece kadınlarla ilgili değil, insanlarla ilgili de bir paylaşım yapıldığında. Bu sebeple kadınların mağdur olduğu davalarda, kadının çok fazla özel hayatının ifşa edilmesi, kıyafetiyle ilgili çok fazla vurgulama yapılması, sizin dediğiniz gibi belli fotoğrafların çok fazla kullanılıyor olması, kadınla ilgili o fotoğraflarda çok fazla detay veriliyor olması aslında kadını iyice hedef haline getiriyor. Ben mağdurla ilgili bu kadar çok kişisel bilgiyi bilmek zorunda mıyım? Hayır, değilim. Bu bilgiyi bilmek bana hiçbir şey katmıyor. Kesinlikle. Önemli olan yargılamanın hızlı ve adil bir şekilde ilerlemesi. Hakeza bu sanık için de öyle. Her ikisi için de lekelenmeme hakkı var, yargılama bitip hüküm verilene kadar. O yüzden bu haklara eşit bir şekilde dikkat ediyor olmamız lazım. Öbür türlü mağduru çok
çok daha fazla hedef haline getiriyor olabiliyoruz. Ve o mağdurun bulunduğu gruptaki kadınları da daha insanların gözünün önüne itiyor oluyoruz. Bu da tabii ki çok tehlikeli bir şeye yol açıyor diye düşünüyorum. Evet. Peki bu bilinci nasıl arttıracağız? Yani hani hukuksal tarafını bir tarafa bırakacak olursak? Aslında şöyle, genelde hep hukukçulardan umut bekleniyor ama ben birazcık daha multidisipliner çalışılması gerektiğini düşünen bir hukukçuyum. Yani keşke sadece cezaları arttırmak, yasaları revize etmekle iş bitiyor olsaydı. O zaman aslında işimiz çok kolaydı ama bitmiyor olduğunu çok uzun yıllardır görüyoruz. Çünkü cezalarda sürekli değişiklik oldu. Mesela daha yeni bir kadına karşı şiddet ve hekimlere karşı şiddetle ilgili yasa tasarısı onaylandı. Orada aslında bir takım güzel değişiklikler oldu. Daha önce de benzer değişiklikler olmuştu ama... Biraz onu anlatır mısın? Ne gibi değişiklikler oldu? Ne oldu? Aslında şöyle... Yani beklenilen bir şeydi ama hani... Evet evet. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı bunun geleceğini. O yüzden bu beklenilen bir hamleydi. Tabii ki her zaman bizim için tam yeterli değil. Hukukçular için hiçbir şey hiçbir zaman yeterli olmaz. Onu sordum zaten aslında yeterli mi diye. Aynen ama ben yine de umut veren bir gelişme olarak görüyorum. Bunu söyleyeyim. Yani tamamen bunun çok kötü bir şey, geç kalınmış bir şey... Bunları belki söyleyebiliriz ama olması bile bizim için çok kıymetli. Mesela ısrarlı takip suç olarak artık sayıldı. Bu önemli bir şey çünkü şu an kadınların ve çocukların çoğu hem Türkiye'de hem dünyada ısrarlı takip mağduru. Bu sadece Türkiye ile ilgili de bir sorun değil. Bunu da söylemek lazım. Yani kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde giderek artan bir sorun. Mesela İngiltere'de de cinsel şiddet vakaları artmaya başlamış pandeminin başından beri. Rusya kadına şiddetle Türkiye ile aynı noktada. Almanya'da partnerler arasındaki aile içi şiddet pandemiyle birlikte artmaya başlamış. Neredeyse Türkiye ile aynı noktadayız. Yani o yüzden de sadece bizim bölgemize, bizim ülkemize özel bir sorundan bahsedemeyiz. Genel olarak artan bir sorun var. Ama bu anlamda ısrarlı takibin suç olarak sayılıyor olması, mağdur kadınlara ücretsiz devlet tarafından avukat desteği bu tür şiddet suçlamalarında verilecek olması, bunlar çok önemli ve güzel hamleler diye düşünüyorum. Tabii ki farklı kesimlerden farklı yorumlar olacaktır. Ama en azından mücadelenin geldiği nokta açısından bu adımların atılması bizim için çok kıymetli. Bunların tabii ki ilerletilmesi için bizler de mücadele etmeye devam ediyor olacağız. Ama sadece dediğim gibi bu yasalarla çözülecek bir sorun değil. Yani burada bir eğitim sorunu var, bir zihniyet sorunu var. Bu aslında bütüncül bir politika olmalı. Yani sosyologlar, psikologlar, psikiyatrlar, hukukçular, hatta belki antropologlar, ekonomistler. Herkes birlikte oturup bu toplumun neden böyle bir sorunu var? Bu sorunu neler tetikliyor? Çünkü ekonomi de tetikliyor. Şimdi işsizlik de insanları şiddete sürüklüyor. İşte iş bulamayan bir erkek evdeki eşine, partnerine patlayabiliyor veya çocuklarına zarar verebiliyor. Yani olay sadece yasalarla da alakalı değil. Birden fazla sebebi var. O yüzden bütüncül bir politika şart. Ve daha da önemlisi koruyucu önleyici tedbirlerin artması şart. Yani bir şey olduktan sonra harekete geçmek değil. Evet, olduktan sonra cezalandırmak tabii ki önemli ama önemli olmadan olan olmamasını sağlayabilmek. Biz ne yapabiliriz? Bunu konuşmak lazım diye düşünüyorum. Peki konuşalım o zaman, ne yapacağız? Ya birincisi ben bu anlamda eğitimi çok önemsiyorum. Özellikle okul öncesi dönemden itibaren çocuklara hak kavramını anlatmak, şiddeti, şiddetsizliği anlatmak, kadın erkek eşitliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatmak bunlar çok önemli şeyler. Çünkü o kişi 30-35 yaşına geldikten sonra benim artık o zihniyeti değiştirebilme imkanım yok. Aynen öyle. Kadın istihdamını arttırmak bu anlamda çok önemli bir şey. Siyasette kadının rolünü arttırmak çok önemli. Sizinle geçen seneki yayında da konuşmuştuk. Yani Cumhuriyet döneminde kadınların ilk meclise girdiği milletvekili olma oranıyla şu anki kadınların milletvekili olma oranı neredeyse aynı. Arada hiçbir fark yok ve aradan 100 yıl geçti. Evet. Hala kadın milletvekili sayımız çok az. Kadın bakan sayımız çok az. Yerel yönetimlerde kadın belediye başkanı hala çok az. Genelde belli bakanlıklar hep kadınlara uygun görülüyor. Mesela Aile Bakanlığı. Evet. Çünkü kadın onunla eşleştiriliyor. Ama ben bir milli savunmada kadın göremiyorum. Veya dış işlerinde göremiyorum çünkü orası daha ataerkil olarak gözükebiliyor. Bu sadece siyasetle alakalı da değil. Yani yargıda da böyle mesela kadın savcı sayısı az. Çünkü savcılık çok erkek alanı. O yüzden bunu da değiştirebilmek lazım. Bu konuda sadece avukatlar olarak övünebileceğimiz tek şey mesela kadın avukat sayısı İstanbul'da dünya tarihinde ilk defa geçmiş erkek avukat sayısını. Güzel, güzel haber. Evet, baro olarak bu anlamda çok mutluyuz. İnşallah biz de ileride bir kadın başkan görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü mesela bizim de baromuz çok büyük. Yani dünyanın en büyük barolarından biri olmasına rağmen hiç kadın başkan görmedi. Halbuki eşitliği çok önemseyen bir baroyuz. Yani bazı şeylerin sözde kalmaması lazım. Özünü de harekete geçirmek lazım. O yüzden de kadınların görünürlüğünü
arttırmamız lazım. Kadınları istihdamda yol açmamız lazım. Yani kadındır evde oturup çalışmasına gerek yok. Erkek çalışsın çok yanlış. Sadece erkek çalışmakla artık geçinemiyor. Zaten bir evde birden fazla insanın artık çalışması lazım. Ve kadını eve kapatan önlemleri de yok etmemiz lazım. Yani bazı düzenlemeler her ne kadar kadın lehine gibi gözükse de aslında çok kadın lehine olmayabiliyor. Mesela evlenirken ayrıldığımızda aldığımız kıdem tazminatı. Bunu sadece kadınlar alabiliyor ama bence bu eşitliğe aykırı. Bunu erkek de alabilmeli. Çünkü kadın da bir erkekle evleniyor şu an Türkiye'de. Niye o erkek almıyor da kadın alıyor? Çünkü bakış açısı şu, yuvayı dişi kuş yapar, kadın evlenince işi bırakır ayrılır, parayı kadına vereyim. Halbuki bu doğru değil. Belki erkek ayrılacak işten. Belki kadın daha iyi kazanıyor. Belki erkek evi çekip çevirecek. Çok umutsuz bakıyorsunuz bana ama gerçekten öyle. Yani keşke dediklerimizi hayata geçebilse ama hani tam o kurulan senaryo devam ettiği için hani genelde işi bırakan kadın olduğu için evde oturmaya mahkum edilen kadın olduğu için maalesef o kıdem tazminatının hani kadına verilmesi şu anda çok şey gelmiyor. Ya kötü bir şey değil ama alt temel bakış açısı olarak bakış yine kadının aslında evde olan kişi olacağını düşünmesi, ona karşı çıkıyoruz. Mesela İspanya bir yasa tasarısı onayladı çok geçenlerde. Regli iznini çıkardılar. Yani işverenler kadınlara regl izni verebiliyor olacaklar. Bu mesela çok kıymetli bir adım. Çünkü gerçekten orada bir iş kayboluyor. Kadınlar için zor bir süreç. Yani bu tür farklı hamlelerin artması lazım ki kadınlar iş hayatına girebilsin, başarılı olabilsin ve görünürlükleri artsın. Yani evet, reçete de önemli. Evet. Olması ama böyle bir regli izni verildiği zaman bana göre yani şu anda hani bu coğrafyada ve bugünden bahsediyorum. Kadınların işe alınmaları daha da zorlaşacaktır. Çok güzel. Şu an zaten İspanya'da bir kısmın tartıştığı da bu. Mesela bir kısım da diyor ki tamam siz bunu yapıyorsunuz bu güzel bir hamle destekliyoruz. Ama işverenler o zihniyette olmadığı için bu sefer kadınların tercih edilme oranı düşecek. Evet. Çünkü işveren diyecek ya ben seni işe alıyorum ileride evlenirsen yok evlilik izni yok çocuk izni yok kreş izni o izni bu izni bir de üstüne regli izni geldi. Ben niye kadın personel çalıştırayım kadın alacağımı erkek alırım. Diyebilir. Bu konuda işte devletin işverenler üzerindeki denetim yetkisini de arttırması lazım. Yani yasalara uymuyor mu? Ayrımcı bir fikir mi gözetiyor? Kadın personel almıyor mu? Oradaki eşitliği dikkat etmiyor mu? O zaman idari para cezasını uygulayacaksın. Uyarıyı vereceksin. O işveren biraz zorlanacak ki bir daha bunu yapmamayı öğrenecek. Yani bu tek elden gidebilecek bir şey değil. Topyekün her alanda bir mücadele başlatmamız şart ki biz böyle bir mücadele başlatırsak bunun meyvelerini zaten ancak 10-15 yıl sonra almaya başlayabiliriz. Doğru. Şimdi başlatsak bile ertesi gün düzelecek bir durumdan bahsetmiyoruz ne yazık ki. Keşke 10-15 yılda aslında çok uzun bir süreç değil. Evet, hani bu evet. İyi biraz iyimser bir tablo çizdim. Umarız öyle olur. Tabii kadınların iş bulması, istihdama katılması zor. Böyle ki iş bulduk. Bu sefer de bitiyor mu? Yine bitmiyor. Evet. Mobbinge uğruyoruz, tacize uğruyoruz. Pek çok şey başımıza gelebiliyor. Gündelik iş hayatında kadınların kıyafet tercihleri de kıyafetli konuşuyorduk. Mobbing ya da tacize uğramalarına neden oluyor mu? Ne yazık ki evet. Hatta işe alınıp alınmamalarında bile bir engel sayılabiliyor. Başlarken bile. Evet. Yani bizde şöyle mesela CV'ler hazırlanırken genelde fotoğraflı hazırlanır. Ve işverene gönderdiğinizde işveren zaten sizin portföyünüzü fiziksel olarak da görüyor olabilir. Ama benim bildiğim Amerika'da mesela CV'ye fotoğraf koymak uygun bir davranış değil. Çünkü işverenin sizin profilinizi bilmiyor olması lazım. Çünkü profilinizi önden bilirse belki ona göre eleme yapabilir. Bu doğru bir yöntem değil. Ayrımcılık oluşturabilir. Tabii orada farklı ayrımcılık noktaları var. Burada kadınlar üzerinde işte kapalı olup olmaması, açık giyinip giyinmemesi, hayat tarzı, yaptığı makyaj, sürdüğü ruj, giydiği ayakkabının topuğuna kadar tartışılabiliyor ne yazık ki. Ve iş yerlerinde hukuka uygun olmayan bu uyarılar da geçebiliyor. İşte bayan personellerimiz, bayan kısmını yine tırnak içerisinde söylüyorum. Kıyafetlerine lütfen dikkat etsin. Bu erkek personellere de söylenirse belki bir noktada mantıklı karşılanabilir. Ama dikkat edin kıyafetiyle ilgili uyarıları genelde iş yerlerinde ister idari kurumlar olsun ister özel kurumlar olsun kadınlar alıyor oluyor. Hep yani bir döneme kadar mesela benim bildiğim annem öğretmenin olduğu için söylüyorum. Galiba pantolon giymeleri yasaktı. Pantolon giyenler ya annemden hatırlıyorum üstüne uzun önlük giyiyorlardı mesela. Bu bile bana şu an çok garip geliyor. Yani bir öğretmenin pantolon giymesine müdahale ediyor olmak. Zaten o kişi öğretmezse okula nasıl geleceğini biliyor olabilecek kapasitede bir yetişkin. Senin ona böyle ekstra bir uyarı
verme ihtiyacı hissetmen çok kötü bir şey bence benim açımdan. Hakeza sanırım mecliste de çok uzun yıllar önce öyleydi. Yine pantolon giymek meclis yönergesine göre uygun görülmüyordu, evet, kadın milletvekilleri için. Yani biz daha en baştaki kurumlarda bunları yaşıyorken özel kurumlar bunu ne yazık ki kadın personeller üzerinde çok rahatça yapabiliyor, onu söyleyeyim. Hatta kıyafetiyle ilgili uyarı alıp, evet, bu yüzden işten çıkartılan kadınlar da mevcut. Mecliste de Şafak Pavey galiba, evet, onun sayesinde değişmişti. Değil mi? Evet. Çok kötü bir şey. O da daha yakın bir zaman, belki bir 10 yıl içerisinde, evet, falan oldu. Ve onun özel bir durumu olduğu için bu harekete geçti. Yani özel bir durumu olmayan bir sürü kadın o zamana kadar pantolon giyme özgürlüğünden aslında yoksundu. O, evet, yüzden baktığımızda biz daha 10 yıl öncesine kadar, yani temsilci olduğumuz mecliste bile istediğimiz kadar rahat giyinemiyorken dönüp işverenlere, çalışan kadın personellere bunu yaptırabilmek tabii ki çok zor. Çünkü işverenlerin de genelde şöyle bir kafası oluyor. Ben sana maaş verdiğim için iş yerinde, iş saatleri içerisinde senin üstünde her türlü hakka sahibim. Kadın ya da erkek fark etmez. Doğru. Bu çok yanlış bir algı ama ne yazık ki kıyafetleri yüzünden ve en çok mobbinge uğrayan grup iş yerlerinde kadınlar. Ve burada işveren de kadına bir partneri, bir babası gibi çok rahat müdahalede bulunabiliyor. Bu çok yanlış bir durum. Kesinlikle. Ama sesini çıkartabilen ne yazık ki çok az kadın var buna. Evet. Ya iş kaygısı? Tabii. Ya da şöyle, ben bunu sesimi çıkartırsam bu bana mobbing yapmaya devam edecek. Burası benim için bir cehennem olacak. Gidip başka yerde iş bulamam. Ben bunu ses çıkartırsam ertesi gün beni hemen atar. Yine gidip iş bulamam. Yani kadınların böyle bir kaygı hissetmeleri çok normal. O yüzden ses çıkarmayan kadınlara ben niye çıkartmıyorsunuz diyemiyorum. Dışarıdan bakmak ve konuşmak çok rahat. Önemli olan bu anlamda kadınları desteklemek, kadınlara yalnız olmadığını hissettirmek ki kadınlar o anlamda ses çıkartabilsinler. Ben sadece sözel olarak desteklersem, kadının başına bir şey geldiğinde ertesi gün maddi ya da manevi olarak yanında olmazsam o kadın neden ses çıkarmıyor diye de soru sormamalıyım. Buna hakkım, evet, olamaz diye düşünüyorum. Kadınların başına bir şey gelmek demişken, kadınların hala her gün başına bir şey geliyor maalesef. Nisan'da da tam 24 kadın, evet, erkekler tarafından öldürüldü. 16 kadın şüpheli şekilde öldü. Maalesef o şüpheli şekilde ölümlerin de yani hala bir türlü durdurulamıyor. Evet, kıyafetleri konuşuyoruz ama yani hani bunlar da hala canımızı da almaya devam ediliyor. Biraz da bunu konuşmak lazım galiba. Ya bunu geçen sefer de konuştuğumuzda aslında aynı noktaya değindik. Bizim için sayılar gittikçe artıyor ve bu çok korkunç bir şey. Yani bu kadar çok yasa çıkıyor, bunu söylüyoruz, farklı önlemler alınıyor ama bu sayılar düşmüyor. Giderek artıyor. Yine o zaman aynı noktaya geliyoruz. Demek ki cezalar yeterli değil ya da cezaların yükseltilmesi yeterli değil. Yani burada tıkandığımız bir nokta var. Bu sayılar neden artıyor? Bunu derinlemesine konuşmamız lazım. Çünkü burada çok daha büyük bir problem var. Şimdi biz kadın cinayetleri derken bu yüzden boşuna demiyoruz aslında. Kadın kadın olduğu için, ikinci cins olarak görüldüğü için, zayıf görüldüğü için, mağdur görüldüğü için daha rahat şiddete uğruyor. Bugün bir erkek erkek olduğu için o kadar rahat şiddete uğramıyor. O yine erkeklerle anlaşamadığı için, evet, uğruyor oluyor. Onun uğradığı şiddetin cinsiyetle bir alakası yok. Ama kadınların uğradığı şiddetinin bilfiil sahip olduğu cinsiyetle alakası var. Ve şimdi kadına bir şiddet uygulanırken sokakta veya bir yerde başka insanlar ses çıkarmazsa, toplum tarafından desteklenirse, alkışlanırsa, iyi yaptın, tabii ki yapacaksın, o senin namusun, az bile yaptın denirse veya kafamızı öbür tarafa çevirip görmemezlikten gelirsek bu vakalar ben istediğim kadar yüksek cezalar vereyim azalmaz. Çünkü sadece münferit bir ceza veriyor olacaksın tek bir kişiye. Ama dışarıda onun gibi aynı zihniyete sahip, onu destekleyen, alkışlayan, şakşaklayan bir sürü büyük güruh var. Önemli olan benim o güruhları değiştirip dönüştürebilmem. Bu sadece kadınlara eğitim vermek, erkeklere eğitim vermekle de olmaz. Şimdi bunu söyleyince genelde bazı insanlar şey diyor, ama bu erkekleri yetiştiren de kadınlar. Çok güzel bir nokta. Niye erkekleri yetiştiren sadece kadınlar? Bunu hiç düşünüyor muyuz? Kadın tek başına yapmıyor bu çocuğu. Baba nerede? Baba hiç yok. Babanın olmaması bile çok büyük bir problem. Niye baba yok? Niye bunu yetiştiren sadece tek başına kadın diye sorgulamazken yine suçlama dönüyor, kadına geliyor ve diyor ki şiddete meyilli olan bu çocuğu sen doğurdun, sen yetiştirdin. Yahu kim bile isteye, kendi isteğiyle bir katil yetiştirir?
Yetiştirirken zaten bazı şeylere dikkat edemiyoruz, evet, ama bu ihmalen olan bir şey. Yani kimse sen katil olmasın, şiddet uygulamasın diye çocuğunu yetiştirmiyor zaten. Ya da baba eşe zaten şiddet uyguluyorsa çocuk neden kendisi de çocuğuna böyle bir şey yetiştirsin de başka bir, evet, kadının, kendi canım yandı, yaksın, başka bir kadının da canını o yaksın, oğlum yaksın diye düşünsün. Tabii ki ya, belki vardır ama çok nadir, çok istisnadır. Şimdiye kadar hiç böyle bir şeye denk gelmediğim için çok rahat konuşabiliyorum. O yüzden burada kadınların suçlanması da yine bir erkek bakış açısı. Bu kadınlarla ilgili problem değil. Bu sistemle ve zihniyetle ilgili bir problem. Evet. Yani bazı erkekler de kadınlardan daha eşitlikçi düşünebiliyor mesela. Evet, bazı kadınlara bakıyoruz, onlar daha ataerkil düşünebiliyor. Çünkü bizi de aynı sistem yetiştiriyor. Biz de o erkek egemen zihniyette yetişiyoruz. Biz kendimizi kadın olarak değişip dönüştürmedikçe biz de aynı erkek zihniyetiyle devam ediyoruz. O yüzden mevzu zaten cinsiyetten çıkıp zihniyet meselesine geliyor bir noktadan sonra. Bu yüzden sadece kadın, sadece erkekler değil, toplumun genel olarak bir eğitim reformuyla değiştirip dönüştürülmesi lazım. Yoksa ben bugün büyük cezayı veririm, büyük bir ceza. O 5-10 yıl sonra çıkar, hayatına devam eder, yine aynı yargılara sahip olur ve önüne şiddet uygulama için bir ihtimal geldiğinde yine o ihtimal değerlendirir. Yine aynı suçtan veya benzer bir suçtan içeri girer. Yani pek çok örnek. Aynen öyle. Cezaevlerine baktığımızda ıslah oranı büyük bir oranlı. Ne yazık ki değil. Cezaevinden çıkan insan özellikle şiddet suçlarıyla ilgili mutlaka tekrar geri dönüyor oluyor. Demek ki bu sadece cezayla arttırılabilecek, yani azaltılabilecek bir ıslah yöntemi değil. Bugün başka ıslah yöntemleri düşünmemiz lazım. Yani bugün dünyanın birçok yerinde artık cezaevlerinin kapatılıp kapatılmaması tartışılıyor. Çünkü cezaevlerinin ıslahta bir yararı olmadığı düşünülüyor artık araştırmalarda ve ülkeler şu tartışmaya geçti. Biz cezaevlerini kapatsak bunun yerine başka ne koyabiliriz ki bu insanlar ıslah olabilir de farklı bir yöntemle çözüme ulaştırabiliriz? Yani burada yapacağımız tek şey cezaevi sayısını arttırmak değil artık. Hı hı. Hani hep derler ya, bir cezaevi yapacağınıza, bir hapishane yapacağınıza bir kütüphane kurun, daha hayırlı olur diye. Gerçekten mantık o. Bir ülkede cezaevleri sayısı artıyorsa bu kötü bir şey. Bu iyi bir şey değil. Tabii cezalar artıyor, yani işlenen şeyler, suçlar artıyor, suçlar artıyor ki cezaevi sayısı artıyor. Aynen çok öyle. Doğru, evet. Ne yazık ki burada da en çok kadınlar bunun incelemesini çekiyor, evet, oluyor. Peki şüpheli ölüm de dedim az önce, biraz onu da konuşmak istiyorum ama işte hep kıyafet dedik, ceza indiriminden bahsettik, işte hep diyoruz ya kravat indirimi bilmem ne falan, çok sık olmasa da işte kadınlar böyle bir suçta gittikleri zaman kılık, hı hı, kıyafet, onlara da bir indirim geliyor mu, var mı öyle örnekler? Gelmiyor, keşke gelse diyormuşum. Gelmiyor ne yazık ki. Aslında bir kıyafet indirimi de yok, yani o halk arasında bilinen adıyla tabii ki kravat indirimi. Orada aslında tabii ki yani iyi hal indirimi. Evet, aynen öyle. Yani yargılamada da işte kılık kıyafetinden dolayı diye geçmiyor. Ama genelde bizim bildiğimiz algı hep işte kravat taktı, ceket giydi, iyi bir şekilde başın gitti. Başın önüneydi, üzgünüm pişmanım dedi. Pişmanım dedi, ağladı. Mahkemede çok etkilendi oluyor. Ama genelde de böyle oluyor gerçekten. Yani biz o maddeye baktığımızda hep deniyor ki işte sanığın yargılamadaki hali, sosyal yaşantısı, yargılamadan sonra vaat ettiği durum. Yani bu kişi ıslah olur mu, olmaz mı, topluma kazandırılır mı? Şimdi belki hatırlarsınız, Amerika'daydı sanırım, bir kadın tıp öğrencisi galiba erkek sevgilisini katletmişti yanlış hatırlamıyorsam. Orada ya ceza verilmemişti öğrenciye ya da çok az bir ceza verilmişti. Çünkü o bir tıp öğrencisi ve ileride topluma dönüp iyi bir şeyler yapabilir, ıslah olabilir. Buna bu kadar büyük ceza verilmemeli gibi bir olay çıkmıştı. Aslında mantığımız bu olmalı. Yani biz iyi hal indirimini uygularken sadece yargılamadaki davranışlarına bakmamalıyız. O ceza o kişinin üstünde ıslah etkisi yaratacak mı? Bir, yargılamada gerçekten aslında bir pişmanlık gösterdi mi, iyi niyetli davrandı mı, bana yardımcı oldu mu, itiraf etti mi suçunu, anlattı mı, yargılamaya katkı sundu mu, bu önemli iki. Üçüncüsü, bu insan bu cezadan sonra topluma döndüğünde topluma bir katkısı olabilir mi? Bana bu konuda umut vaat ediyor mu işte? Belki iyi bir hekimdir. Bu cezayı aldıktan sonra hekimliğe geri dönecektir. Tekrar bir katkısı olacaktır. Hakim olarak bende bu kanı uyanmıştır. O yüzden ben derim ki sana 10 yıl vermiyorum da 10 yıldan 2 yıl daha indirim yapıyorum. Çünkü sende bir umut görüyorum. 8 yıl sonra dönüp sen kendini ıslah edip topluma bir katkı sağlayabileceksin. Mantık bu. Bu yüzden ben takdiri indirimin komple kalkması gerektiğini düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü bu doğru ve olması gereken bir şey. Ama uygulamamız sıkıntılı. Yani ezbere uygularsam ben bunu her yargılamada, bu olmaz. Kadınlar için aynı şey ne yazık ki yok. Yani bir kadın geldiğinde o kadının o zaman kılığına, kıyafetine, umut vaat ettiği döneme, duruma, haline, yaşantısına, eğitim durumuna, pişmanlığına çok da bakılmıyor.
Genel olarak uygulanacaksa uygulanıyor, uygulanmayacaksa uygulanmıyor. Orada çok kadın erkek ayrımı yok. Orada genelde heyetler biz bunu uygulayalım mı? Uygulayalım ya da uygulamayalım, gerek yok bu olayda deyip çıkıyorlar. Biz aslında kadınların faili olduğu vakalarda şunu daha çok görüyoruz. Eğer kadın kendini kurtarmak için öldürmek ya da yaralamak durumunda kaldıysa orada haksız tahrik indirimine gidilmiyor çoğu zaman erkeklerde olduğu gibi. Ya da meşru müdafaa tartışılmıyor. Yani bir şey, hanımefendinin olayı vardı çok eski, hani kafasını kesip köy meydanına atma durumunda kalmıştı. İsmini unuttum. Orada mesela bu çok tartışılmıştı. Bir kesim dedi ki burada aslında meşru müdafaa var. Bu kadın artık kendini başka türlü kurtaramayacağı için bunu yaptı. Bir kesim de dedi ki bunu yaptı ama işte kafasını kesip köy meydanına attı. Orada artık bir intikama geçildi. Hunharca olduğu için. O yüzden aslında bütün bunların kadınlar açısından tartışılıyor olması lazım. Çünkü kadınlar erkekler kadar öldürmeye ya da yaralamaya meyilli değiller. Gerçekten çok zor durumda kaldıklarında ve umutsuz olduklarında bunu yapmak zorunda kalıyorlar kendileri ya da çocukları için. Çok doğru. Genelde. O yüzden kadınların fail olduğu yargılamalarda kadın suçluluğunu konuşurken daha alt metinlere bakmalıyız diye düşünüyorum. Yani bu kadın bu eylemi neden yapmak zorunda kaldı? Meşru müdafaa mı vardı, haksız tahrik mi vardı, çocuğunu mu korumaya çalışıyordu, kendini mi korumaya çalışıyordu? Çünkü vakaların %90'ı gerçekten genelde böyle. Ya kendini korumak için ya da çocuklarını o an korumak için partnerlerini veya eski partnerlerini öldürmek ya da yaralamak durumunda kalıyorlar. Ama bu ne yazık ki çok tartışılmıyor. Biz birazcık daha yargılamalarda bunun tartışılması için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah ileride daha fazla bunu tartışırız diye düşünüyorum. Evet. Çok fazla çalışıyorsunuz hepimiz için biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yayına katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. En yakın zamanda yeniden görüşmek üzere İnşallah. O zaman. İnşallah. Teşekkürler. İyi yayınlar. Aralık 1876 tarihli ilk anayasamıza göre bütün Osmanlılar kanun önünde din ve mezhepten doğan konular dışında hakkı ödevler bakımından Osmanlı kadın ve erkekleri eşit gibi görülmekle birlikte medeni haklar bakımından kadın eskisi gibi şer'i hukuka tabiydi. Tazminat döneminden itibaren özellikle Balkan ve Birinci Dünya Savaşları sonunda çalışan erkek nüfusu azaldıkça kadınların hastanelerde, laboratuvarlarda, posta ve tekel idarelerinde çalışma olanakları artmıştı. 1911 yılında kızlar için idadi ve kız liseleri, 1914 yüksek kız öğretmen okulu açılmış, 1920'de üniversitede okumalarına, 1921'de de erkeklerle birlikte derslere girmelerine izin verilmiştir. Siyasi haklar bakımındansa durum daha farklıydı. Çünkü monarşik idarenin hüküm sürdüğü Osmanlı döneminde birinci meşrutiyete kadar yalnız kadının değil erkeğin de seçme seçilme hakkı yoktu. Kadınlar Osmanlı İmparatorluğu'nda 1877 yılında yapılan ilk seçimlere seçmen olarak katılmadıkları gibi yine 1877'deki ikinci seçimle ikinci meşrutiyet döneminde yapılan 1908, 1912, 1914, 1919 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi için yapılan 1920 ve 1923 seçimlerinde Cumhuriyet'in ilanından sonra da 1927 ve 1931 seçimlerinde de seçimlere katılamadılar. Yalnız Türk erkeği seçmek seçilme hakkına sahip olmuştu. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk anayasamız 20 Nisan 1924 anayasasıdır. Bu anayasada medeni haklar bakımından kadın ve erkekler görünürde eşitti. Fakat henüz mecelle yürürlükte olduğu için şer'i hükümler uygulanmakta ve eşitlik sadece anayasa metninde kalmaktaydı. Atatürk, Türk kadınına erkeklerle eşit haklar tanınmasını hedef almış olmasına rağmen bu hedefi birdenbire gerçekleştirememişti. Çünkü toplumdaki kadın erkek ayrımı zihniyetinin silinmesi, çağdaşlaşma fikrinin benimsetilmesi gerekiyordu. Atatürk bu görüşleri doğrultusunda sosyal alanda büyük bir inkılap olan 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün sağlamakla kadınlarımıza ileri düzeyde medeni haklar tanımıştı. Tek kadınla evlenme ilkesi getirilmiştir. Evlenebilmek için yaş sınırı konulmuştur. Evlenmede medeni nikah asıldı. İmam nikahı resmi nikah sayılmamaktadır. Evlenecek kadın evlenmeye ait rızasını bizzat kendisi evlenme memuruna açıklamaktadır. Erkeğin kadını serbestçe boşama hakkı kaldırılmış, erkek ve kadın eşit şekilde ve ancak dava açarak belli sebeplerin varlığı halinde mahkeme kararıyla boşanmak hakkına sahip olmuştur. Velayet hakkı kadına da tanınmıştır. Kadınla erkek aynı oranda miras almaktadırlar.
mahkemede tanıklık yapabilmek bakımından kadınla erkek arasında bir fark yoktur. 3 Nisan 1930'da kabul edilen belediye kanununda evvelce yalnız erkeklere ait olan seçmek ve seçilmek hakkı ilk kez kadınlara da tanınmıştır. 5 Aralık 1934'te kadınlarımıza milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınır. 1 Mart 1935 tarihinde de ilk kadın milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerler. 1961 ve 1982 anayasaları insan hakları bakımından önceki anayasalarımıza göre çok daha kapsamlıdır. Kadının eğitimi kadar önemli bir diğer noktada süre gelmekte olan erkeğin üstünlüğü geleneğinin giderilmesidir. Bu da kadın haklarının Türk erkeğine insan hakları olarak benimsetilmesiyle mümkündür. Ondan sonradır ki kadınlarımız gerçekten toplumda Atatürk'ün belirttiği şekilde hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi olarak ülkemizin gelişmesinde kendilerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Evet sevgili izleyiciler, yeniden birlikteyiz. Son dönemlerde kargo dolandırıcılığı haberleriyle de oldukça sık karşılaşır olduk. Kargoda dolandırıcılık nasıl yapılıyor? Bunun önüne nasıl geçilebilir? Biz mağdur olmamak için neler yapmalıyız? Hepsini konuşacağız. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de adli bilişim uzmanı İsa Altun bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam, iyi yayınlar. Evet, biz konuşmaya devam ediyoruz ama bu dolandırıcılığın da ardı arkası kesilmiyor. Gerçekten sürekli yeni bir şeyle çıkıyorlar. Karşımıza bu sefer de kargo dolandırıcılığı çok trend oldu, çok moda oldu diyelim. Tam olarak neden bahsediyoruz kargo dolandırıcılığı derken mağdurları nasıl kandırıyorlar bu sefer? Kıymetli üstadım, her yayınımızda belirttiğimiz gibi bugün günümüzün en büyük petrolü kişisel verilerimiz. Evet. Kişisel verilerimiz her yerde. Yani bir kargoya gittiğimiz zaman veya bir eczaneye gidip ilaç aldığımız zaman ya da bir kamu kuruluşunda muayene olduğumuz zaman kimlik belgemizi veriyoruz. Orada bir takım kişisel verilerimiz dataya sızıyor. Datada bunu istismar eden ya da suistimal eden bir takım insanlar mevcut. Ne yapıyorlar? Yani bizim işin adliye tarafında ne oluyor? Atıyorum benim herhangi kişisel verim bir yerde depolanmışsa oradaki insan benim kişisel verilerimi şu anda 50 ile 100 TL arasında satılıyor hocam. O kadar da ucuz. Evet. Çünkü bilgi bir kişi değil ki. Yani size ait bir bilgi derin internet dediğimiz yani dark web'te bir database'i yani bir flash belleği düşünün. Hı hı. Orada on binlerce kişinin bilgisi var. Doğru. Tabii bir kişi olarak düşünmeyelim. Evet. Toplamda olunca bayağı ciddi bir yekün tutuyor. Ciddi bir yekün tutuyor. Dolayısıyla bilgilerimiz mesela bazen size de gelmiştir. Bir SMS gelmiştir veya bir mesaj gelmiştir. İşte ürünle ilgili veya bir tanıtım veya bir yerde bir lansman vardır. Sizin orada bilgileriniz acaba bu benim telefonum nasıl bunların eline geçti gibi. İşte bir takım GSM operatörlü bunu yapıyor. Veya diğer dijital televizyon platformları yapıyor, size yayınla ilgili size abone yapalım şeklinde bir takım. Önce hocam verilerimiz çalınıyor. Hı hı. Verilerimiz çalındıktan sonra depolanıyor ve bir takım ticari kuruluşlara ya da bir takım şirketlere bu el altından satılıyor. Orada istismar başlıyor. Derken size bir mesaj geliyor. Diyorlar ki işte Ebru Hanım, sizin filan şirkette bir kargonuz var. Bugün yola çıktı. Ama burada işin hilesini şöyle anlıyorsunuz. Size bir barkod numarası verilmiyor. Sadece kısa SMS. Şimdi bilişim medya okur yazarı olan bir insan kendine barkod numarası gelmeyen bir göndereden şüphelenmesi lazım. Vatandaşlarımız orada barkod numarası gelmemişse... Hepimiz bu konuda çok bilinçli değiliz ama evet. Yani hani hiç kimse barkod numarası gelir mi gelmez mi diye baktığını düşünmüyorum. Evet. Yani eminim siz de mutlaka kargoya bir ürün vermişsiniz veya bir paket. Tabii, size tabii. Bir kargo numarası veriyor. Diyorlar ki şimdi asıl sıkıntı sizin kargonuzun da o takip numarasını paylaşmamanız. Yani bunu biri takip ederse sizin yanınıza gidip onu alabilir. Anladım. Evet. Onu da
istismarı söz konusu. Önce size SMS geliyor. İşte İsa Altun adınıza kargo gönderilmiştir. Bilginiz olsun diye. Üç gün sonra da size şöyle bir SMS geliyor. Sayın İsa Altun, evinizde belirtilen adreste bulunmadığınız için kargo size ulaştırılamadı. Hakkınızda icra davası açılmasını istemiyorsanız aşağıdaki hukuk büromuza 300 TL ödeme yapmanızı rica ederiz. Aksi halde avukat masrafları, icra masrafları, harç masrafları yekünü daha fazla tutacağından mağdur olmayınız. Şimdi yasayı veya elektronik ortamdaki ticaret hukukunu bilmeyen bir insan panikliyor. Ya bunlarla mı uğraşacağım? 300 lirayı yatırırım, daha kurtulurum diyerekten. Evet. Dolayısıyla şimdi elektronik posta ve uzaktan satış yasasında belirtildiği üzere size verilmeyen bir ürünün icralık olması veya sizin o üründen istifade etmemeniz karşı tarafı haklı yere sevk etmez. Hı hı. Yani ben almadığım bir hizmetin bedelini ödemem. Dolayısıyla burada yapacağımız ilk işlem hocam, her zaman her programda dediğimiz gibi e-devletimize girip bize herhangi bir icra gelip gelmediğini haftada bir izleyelim. Çünkü niye? Dün de bütün gazetelerde bir ajansımızın geçtiği bir haber vardı. Emekli bir beyefendi. Kendisine ilhamsız bir icra takibi yapılıyor. Bu ilhamsız icra takibinin ardından toplamda 270 milyon TL'lik mal varlığına ipotek koyuluyor. Buradaki sıkıntı nedir? Eğer o beyefendi haftada bir ya da 3 günde 5 günde bir e-devletine girip bana bir icra takibi var mı? Atıyorum hocam, yani sizin eviniz Beşiktaş'ta. Sarıyer'e taşındınız. Aslında ertesi gün nüfus müdürlüğüne ya da artık gerekmiyor nüfus müdürlüğüne. Kendiniz de e-devlet üzerinden adresi yazabilirsiniz. Güncelleyebiliyorsunuz. Güncelleyebiliyorsunuz. Evet. Şimdi tebligat eski adresinize giderse sizin haberiniz olmuyor. Ve dolayısıyla 7 gün içinde bir itiraz hakkınız var. 7 gün içinde itiraz etmezseniz onu kabul etmiş oluyorsunuz. Yani haftada bir dediğiniz o yüzden zaten. Evet. 7 gün süresi var çünkü itiraz. Adınıza dava açılmış mı? Yakalama çıkmış mı? Atıyorum bir mahkemede bir boşanma davası olmuştur. Sizi şahit yazmıştır. Siz haberiniz yok. E-devlete girmiyorsunuz. Zaten çoğu zaman tebligat da gelmiyor size şahitlikte. Atıyorum bir otele gidiyorsunuz tatile veya bir yakınınıza veya uçak, otobüs artık e-devlet orada bilet yazılırken. Evet, yazılıyor. Kimlik numaramız yazılıyor oraya. Adı, soyadı, doğum günü, doğum tarihi. Sisteme, Asayiş Daire Başkanlığı'na düştüğü andan itibaren kimlik numaranız, siz daha 10 kilometre gitmeden polis otobüsün önünü çeviriyor. Diyor ki sizin yakalamanız var diyor. İşte memur da işini yapıyor. Ve sizi hem bu bir iş seyahati olabilir, bir ihaleye gidiyorsunuzdur. Yani hayatınız da söz konusu olabilir. Ne olur? İhaleye katılamıyorsunuz. Dolayısıyla bu alışkanlığı kazanmamız lazım hocam. Üzerinize hat alınmış mı? Bazen telefon hattı anlıyor üzerinize. Haberiniz yok. Dolandırıcılar kullanıyor. Ya da bu işin organize suç çeteleri yapıyor. Bir farkındalığımızın olması lazım. Evet. O gerçekten çok önemli ama uyarınız. Yani çok da dakikalar içinde hani çok büyük bir zamanımızı da alacak bir şey değil. E-devlete girip bakmak. Gerçekten haftada bir yapılması çok önemli demek ki. Yapılması önemli. Artı yani içiniz de rahat oluyor. Evet. Yani Allah korusun bir yakalama çıktığı zaman, yani düşünsenize mesaiden sonraysa polis sizi gözlem altına alıyor. O da mecbur, yani sizi bırakamaz. Çünkü sisteme isminizin düştüğü andan itibaren sizi gözetim altında tutması lazım. Orada konaklıyorsunuz. Jandarma ise jandarma bölgesinde, polis ise polis merkezinde sizi misafir ediyorlar. Günün saati, nereye gittiğiniz falan önemli değil. Zaten değil. Psikolojik olarak çok yıpratıcı bir şey yani gözaltına alınıyor olmak. Bir de böyle bir şey yüzünden gözaltına alınıyor olmak. Mağdur oluyorsunuz, evet, ve sabah adliyeyi bekliyorsunuz. Yine saat 9'da duruşmalar başlıyor. İlgili mahkemenin kalemine yazı yazılıyor.
kalemin hakimini bekleyeceksiniz. Eğer duruşması varsa duruşmadan sonra. Dolayısıyla orada yani bir iki gün maddi manevi bir yıkım olabiliyor. Yani dolayısıyla basit bir e-devletten. Evet. Adımıza hat var mı, şirket var mı? Mesela kimlik kullanan insan kimliğini yitirmişse veya bir yerde unutmuşsa mutlaka bir polis merkezine gidip bunu kaybettiğine dair belgelendirmesi lazım. Bazıları gazeteye ilan veriyor. İşte kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür. Bu sizi kurtarmaz. Mutlaka bir polis merkezine oturuyorsanız, jandarma bölgesi neresiyse, onu bir kayıt altına almakta fayda var. Ben kimliğimi kaybettim, pasaportumu kaybettim. Dolayısıyla oradaki belki memur direnebilir. Ya gazeteye ilan verin, hayır efendim ben beyanımı zapt altına almak istiyorum ve bunu tutanağı işleyin diye. Memurdan bunu rica edebilirsiniz. Eğer memur direnirse adliyeye yani nöbetçi savcıya bu durumu bildirmek yasal olarak bizim mağduriyetimizi engeller. Peki devam edeceğiz ama şimdi kısacık bir araya gitmek zorundayız. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki en iyi fırıncı en güzel doğum günü pastasını yaratmak için mücadele ediyor. Kalite kontrol. Çok güzel. Her şey küçük bir çocuğun büyük, yaratıcı hayal gücüne bağlı. Best Cake Wins yarışmasının kazananını doğum günü çocuğu belirleyecek. En iyi pastayı ben yaparım. Best Cake Wins. Eğlenceli bir yarışma programı. Women TV'de. Bizde çok öldürücü olan çiçek, burada aşılama denilen bir teknikle zararsız hale getirildi. Bu yönteme o kadar güveniyorum ki sevgili yavruma yaptırmaya karar verdim. 1717'de Lady Mary'nin yazdığı bu mektup aşı üretme geleneğimizin ne kadar eskiye dayandığını gözler önüne seriyor. Bu yüzden bugün koronavirüse karşı aşı üretebilen 9 ülkeden biri olmamız hiç de şaşırtıcı değil. Ücretsiz aşılar sunmak, halk sağlığına değer veren bizler için değişmez bir sağlık geleneği. Hünkârım, Pasteur isimli Fransız bir alimden size mektup var. Pasteur'un kuduz aşısı çalışmalarına destek olmak için üç arkadaşımızla birlikte 10.000 frank göndermek istediğimizi söyleyelim. Dünyada bilimin gelişmesine destek olmak da devlet geleneğimizin bir mirası. Dünyanın üçüncü, doğunun ilk kuduz tedavi merkezini kurmak, çiçek, tifo, kolera, dizanteri, veba, tifüs gibi hastalıklara çare olmak da geleneğimizin köklerinde var. İşte bu yüzden Cumhuriyet'in ilk sağlık bakanı Dr. Refik Saydam'ın kurduğu Hıfzı Sağ Enstitüsü'ne yeniden hayat vermek, bu geleneği sürdürmek adına çok anlamlı bir görev. Kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz aşılarla insanlığın yaşadığı salgınlara yardım eli uzatan bir geleneği gururla temsil ediyoruz. Daha düne kadar salgınlarla uğraşan bu halk bugün dünyanın diğer ucundaki bir salgına çare oluyor. Koronavirüs salgınının başından beri gösterdiğimiz özverili mücadeleyi kendi aşımız Turkovak'ı geliştirme başarısıyla taçlandırıyoruz. Yenilenen Hıfzı Sağ Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi, koronavirüsle mücadelemizde gücümüze güç katmakla kalmayacak, olası salgın hastalıklara karşı yerli ve milli aşılarımızla ilaçlarımızı ürettiğimiz bir sağlık ve farmakoloji üssüne dönüşecek. Geleneğin izinde ve bilimin ışığında yine aynı inanç ve aynı güçle. Türk sağlık sistemi gelecekte değil, şimdi. Göl hayatından güzeli yoktur. Günlük koşuşturmacaya veda edip harika manzaralara, güzel kıyılara ve yaşam tarzı sunan lüks evlere merhaba demek. Göl manzaralı evler. Lakefront Luxury. Women TV'de.
Sesimi duyan var mı? AFAD, acil çağrıyla her zaman yanınızda. Tek bir uygulama sizi hayata bağlayabilir. Andrew'un iki evi var ve bu çok stresli. Çok yardıma ihtiyacım var. Para tuzağı evini satmadan önce bir şehir evi satın aldı. Bu evin dün satılmış olmasını isterdim. Bu ev yaşanılabilir değil. Biri doğruca buradan aşağı düşecek. Ah! Kazanamam! Bize göre bir işe benziyor. Bilirsiniz işte, çalışın, çalışın, çalışın. Critical Listing. Hesabını iyi yap. Woman TV'de. Evet sevgili izleyiciler, yeniden beraberiz. Kargo dolandırıcılığını konuşuyoruz. Peki devam edelim İsa Bey. Bir de şöyle şeyler de duyuyoruz son zamanlarda. Teslim evrağı, işte kargocu kapıya geliyor, teslim evrağını size uzatıyor. Teslim evrağı yerine senet imzalatanlar da var diyorlar. Evet. Gerçekten böyle şeyler de var mı artık? Var. O kişinin tamamen farkındalığının, bilincin olmayışından oluyor. Ve özellikle yaşlılar hedef burada. Çünkü yaşlıların biraz algısında veya... bu işteki fazla tecrübesi olmayışı, hukuk, medya okur yazarlığının olmayışının da etkisi var. Altına bir kağıt koyuyorlar, bazen de kopya kağıdı koyuyorlar. Kopya kağıt. Yani ince bir, pelür bir kağıt. Siz farkına varmıyorsunuz. Aslında size yani teslim edilen kargoda görevlinin yaka kartını sormanız lazım. Çünkü bu işte genelde sahte şirketler oluyor. Yani bugün Türkiye'nin tanınmış şirketleri var, kargo, onları ben tenzih ederim. Bu dolandırıcılıklar tamamen sahte şirketlerin elemanları. Bunlar çete mensubu. Bunlar kargocu değil. Çünkü kargonun tüm hepsinin standart bir Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir standart imza sürküsü vardır. İmza sürküleri bellidir. Orada zaten sizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ister, imzanızı ister. Evet. Yani normal bir kağıttır. Mürekkepli kağıt yazıyla imzalarsınız. Ama bunlar genelde çete mensubu. Hiç adı sanı belli olmayan şirketler. Ama biz baktığımız zaman boynunda bir yaka kartı olması lazım. Yani ben düşünün mahallemde bile sabit telefon işte... Türk Telekom'dan gelen bir görevliyi bile hani polis içgüdüsü mahalledeki kutuyu açıp orada çalışma yaparken kimliğimi gösterip kendisine siz PTT'den mi geliyorsunuz diye soruyorum. Olabilir yani belki de benim hattımı dinlemek için bir takım işlemler yapabiliyor. Ve gösteriyor, ibraz ediyor kendisini. Sizin yaşadığınız mahalledeki yaşayanlar da şanslılar sizin evet, sayenizde. Yani bilinçli olmak lazım. Çünkü kargocu da olsa... Yani yelek her yerde giyebilir. İşte görüyoruz sahte polisler vatandaşları kaçırıyor. Özellikle yurt dışından gelip Türkiye'de yaşayan sanayici, iş adamı ve turizmcileri mağdur edebiliyorlar. Dolayısıyla önce bir yaka kartı sormak lazım. Yani sen bu şirketten geliyorsun ama bir bakalım böyle bir şey var mı yok mu? Bir de şimdi o 7 gün içinde o itiraz süresi var. O icralık evet. olan kişiler 7 günü kaçırdığı zaman bir defa mağduriyetini gidermek için menfi tespit davası açması lazım. Menfi tespit davası sizin icrayı durdurmaz ama yine tahsilat yapılır. İşte üzerinizdeki menkul, gayrimenkul ya da diğer araçların satışını isteyebilir karşı taraf. O konuda çok dikkat etmek lazım. Ya galiba bilmediğiniz, güvenmediğimiz yerlerden de alışveriş imza. Yapmayacağız herhalde. Hiçbir Tabii. yere de kolay kolay da imza atmayacağız. İmza atarken mutlaka hatta yani belki size garip gelir. Ben öyle bir psikolojiye geldim ki üstadım.
Yani su içsem avukatımı arayacak durumdayım. Çünkü niye? Sizi hukukçunuz bilgilendiriyor. İmzayı atarken bile ona sormak lazım. Evet. Birine havale yaparken. Düşünsenize siz bana bir kitap çalışmanız var. Diyorsunuz ki İsa Bey ben kitabın kapak tasarımı ya da mizampajı için size bir havale yapacağım. Onu bile belirtmeniz lazım. Yani ben açıklama bölümüne kitap kapağımın organizesi için İsa Altun'a işte 2000 TL gönderiyorum diye. Bunu belirtmeniz lazım. Yani hocam özellikle kadınlarımız da bu konuda çok mağdur. Bugün işte Manisa'nın Soma ilçesinde bizim yazarımız Sevda Bozacıoğlu hanımefendiye de buradan saygılarımı sunuyorum. Mesela kadınların sanal ortamda istismarı veya günlük hayattaki şiddete karşı bir dernek kurduklarını duydum. Benden de hatta yardım istediler. Dedik ki seve seve size de destek oluruz. Annelerimize, kadınlarımıza, kardeşlerimize her türlü ben orada sanal ortamda yaşanan bütün istismarları örnekleriyle anlatırım. Yeter ki haklarınıza ulaşın yani. Evet. Ama çok doğru söylüyorsunuz. Özellikle siber zorbalık, sanal ortamda zorbalık da yani işte kargo dolandırıcılığı arttı dedik ama bu da her geçen gün artıyor. Bu da çok tehlikeli bir boyuta gidiyor değil mi? Tabii. Sanal zorbalık hocam teknoloji ve bilişim sistemleri aracılığıyla oluşan bir süreç. 7'den 70'e bütün herkesi etkileyen bir faktör. Bu size elektronik postayla da gelebilir, sosyal medya üzerinden de gelebilir, forumdan da gelebilir ya da herhangi bir mecra üzerinden orada yapılan araştırmalarda Dünya Sağlık Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'in raporları ışığında her 100 çocuktan 77'nin bir kere de olsa sanal ortamda zorbalığa maruz kaldığını gösteriyor. Çok yüksek rakam. Evet, 100 kişiden 77. Şimdi bu çocuklar yeteri farkındalığa ulaşmadığı için bunun suç olup olmadığını da bilmiyor. Mesela özellikle fotoğraf gönderme, görüntü gönderme ve bunun yayılması, paylaşılması. Yani sanal zorbalık kendi arasında beşe ayrılıyor. İşte hakaret etmek, tehdit yapmak, şantaj yapmak, psikolojisini bozacak şekilde sinkafta bulunmak ve teşhir etmek. Yani kişiye kendini kötü hissettirmek. Bunlar sanal zorbalık boyutuna giriyor. Kendi arasında da ikiye ayrılıyor bu bilişim suçları. Birisi teknik suçlar, yani ben sizin sosyal medya hesabınızı çaldıysam, yani şifrenizi çaldıysam, bu 1 yıldan 5 yıla dek bir hapis cezasını gerektiriyor. Ayrıca hesabınızı çaldıktan sonra sizin listenizdekilere, işte Forex adı altında dolandırıcılıklar ki çok oldu bu, oluyor. Tanıtım yaptıysam sahte dekontlarla sizin üstadım yapacağınız ilk iş Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak. Evet. Benim başıma hiç gelmedi de bazen işte sosyal medyadaki arkadaşlarım ya da hani şey gerçekten yakın arkadaşlarımı falan böyle hikayelerinde falan arada bir böyle bankaların dekontları ya da başka bir şeyi ben kazandım sen de kazanabilirsin diye yani birkaç defa görüp hatta arkadaşlarım telefon ederek uyardığım da oldu. Ki hocam hiçbir sistem size yani size diyor ki 5000 lira yatır 54 bin al. Dünyada hiç bakın bitcoinler çakıldı hocam. Şu an 27 bin aralığına düştü. Geçtiğimiz günlerde iki kişi yaşamına son verdi. Birisi Diyarbakır'da bir kuyumcu 700 bin lirasını buhar olduğu yani ilan edildi. Çünkü bunların birçok ismi var bitcoinlerin. Altcoinleri de var. Altcoin, evet. Bir tane de emlakçı hayatını kaybetti. Evet. O da intihar etti. Yani maalesef bilişim hocam birdenbire kucağımızda bulduğumuz bir unsur. Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren birdenbire hayatımıza çıktı. Altyapısı yoktu. Bu şirketlerin Türkiye'de temsilcileri yok. Hala da yok. Mesela Instagram'da yani çok mağdur olup ya İsa hocam hesabım çalındı. Gerçekten psikolojim bozuldu. Şu an destek alıyorum. Birçok arkadaşıma benim adıma mesaj gitmiş. Benim özel yazışmalarım var arkadaşlarımla veya ailem yakınlarım gibi. Mağduriyetler yaşanıyor. Dolayısıyla bunların hepsi siber zorbalık alanına giriyor. Burada bizim farkındalığımızın olması lazım. Artı tanımadığımız zaten önce hesabı nasıl ele geçiriyorlar? Size diyor ki işte telif haklarını ihlal ettiğiniz yönünde bir şikayet var. Linki tıklayıp sizin adınıza bu hesabın olup olmadığını teyit etmek istiyoruz. Deme kutunuza gelen bir mesaj. Ya şimdi
hiçbir sosyal medya şirketi DM kutunuza mesaj atmaz. DM'e gelen hiçbir şeyi dikkate almayacağız, o zaman. Almayacağız. Çünkü bu tamamen dolandırıcılık amaçlı. Artı zaten siz sosyal medya üzerinden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na muhalefet suçu işlediyseniz zaten sizin E-Devlet adresinize mutlaka bir tebligat gelir. Hı hı. Ama ağır ceza mahkemesinden, ama asliye cezadan. Genelde bu iki mahkemeden gelir. Eğer öyle bir şey gelmemişse DM kutusunu dikkate almayın. Yani mesaj kutusuna şirketler mesaj atmaz. Zaten oradan alıyorlar. İşte anketi tıklar mısınız? Bakıyorsunuz ki İsa Altun, evet kitabı var aile içi şiddetle ilgili. Bir açayım diyorsun. Tıkladığınız anda hocam hesabınız gidiyor karşı tarafa. Bu defa almak için işte geçenlerde Çaycı Hüseyin diye şu Aman Çocuklar Duymasın dizisindeki. Ha, evet, onu da istismar etmişlerdi. Günlerce de televizyonda haber oldu. Kamuoyunda. Onu da mavi tik için yani dolandırmışlar. İşte 1000 lira karşılığında sana mavi tik vereceğiz hesabın resmi olsun diye. Bu tür dolandırıcılıklar da zorbalığa girdiği için mutlaka tanındık, bilindik şirketlere gitmek lazım. Peki o mavi tikçiler de şey mi? Yani dolandırılıyor mu? Yani herhalde 300-500 takipçisi olan birisi gidip de oraya 3-5 bin lira para verdiği zaman mavi tik sahibi olamıyordur, değil mi? Şimdi hocam bakın, ben adli bilişimciyim. Yani bu işten ekmek yiyorum. 16 kitabım var. Yani benim mavi tik takıntım hiç olmadı. Yani niye? Çünkü benim orada hesabımın altında isaltun.com var, şanlıbayrakgazetesi.com var. Bir de benim iletişim numaram var. Yani mavi tik tavsiye edersem şöyle, tanındık, bilindik, ticaret ve sanayi odasına kayıtlı, şirketin sabit telefonu olan, şirkete gitmek için Google üzerinden konum bilgisi olan şirketlere gitsinler. Yani kendine işte beyaz şapka hacker, bunlar biliyorsunuz üç ayrılıyor. Beyaz, siyah, gri şapka. İşte ben beyaz şapkayım, kötü bir şey yapmıyorum ama dediğiniz gibi çok güzel bir soru. Yani ben o kişiye medyada tanıştığım biri bana diyebilir, İsa Bey size bir mavi tik alalım. Ama dolandırıcı da olabilir. Yarın hesabı kapattığı zaman ancak savcıya gidip bir dilekçe veririm. Ama para gitmiş. Evet, uğraş dur. Yani evet, yani avukat tutacaksınız efendim, mahkemelere gidip geleceksiniz, zaman kaybı. Dolayısıyla bu da sana zorbalığa girdiği için tanındık, bilindik şirketlerden. Nasıl diyoruz ya, alışveriş yaparken Türkiye'de 3-4 tane şirket var. Hı hı. Bir de bunları karşılaştıran şirketler var, uygulamalar var. İşte televizyon alacaksınız. Evet, evet, evet. Bunun gibi bu şirketlere gitmek lazım. Yani sosyal medya üzerinden işte Twitter'da veya Instagram'da ayakkabı satan, gömlek, bu tür kişilerin sayfalarından alışveriş yapılmaması lazım. Çünkü sayfayı kapattığı zaman güle güle. Ya da iadesi var deniliyor. Ondan sonra araki bulasınız. Gerçekten ciddi mağduriyetler tabii yaşanıyor. Çok asıl doğru. Önemli olan zaten internet ortamında yapılan alışverişten sonraki hizmet. Yani garanti, servis, satış sonrası, mali yükümlülükler, hukuksal haklarınız, bunları bilmekte fayda var. Yani bugün Türkiye'nin en ünlü alışveriş sitesini hepimiz biliyoruz. Yani reklama girmesin diye söylemiyorum. Evet. Oradan bir ürün aldığınız zaman 15 gün içinde değiştirme hakkınız var. Evet. Serviste bir sıkıntı olduğu zaman biliyorsunuz ki mağdur olmayacaksınız, evet, oradan. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyorsunuz. Size seçenek sunuyor. Evet. Artı en önemlisi, ben bir geçen hafta da dediğimiz gibi turizmle ilgili bir işlem yapacaksam o şirketi önce şikayet siteleri, bunlar bir taneydi, şimdi 3 tane olmuş. 3 şirkete de soruyorum. Yani bu A şirketiyle ilgili yakınma, şikayet, hukuksal ya da adli bir müracaat olmuş mu? Yani bu bana otel satacak veya villa satacak şirketle ilgili. Aslında yaptığımız bütün alışverişler için geçerli, evet, değil mi? Yani evet, hani daha önce hakkında iyi bir şey yazılmış mı, kötü bir şey yazılmış mı? O sitelere girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz zaten. Bitti. Öğreneceğiz çünkü bilemeyiz. Artı o lokasyonu, o şirketin işte HTTPS uzantısı var mı? Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı mı? Şikayet sitelerinde ismi var mı? Hatta yani ticaret şirketine de başvurabiliriz. Yani burada ticaret ve sanayi odasına böyle bir şirket var mı?
Onların da call center'ı var. Yani aradığınız zaman size diyor evet doğru. A şirketi bize kayıtlıdır. Turizm hizmeti vermektedir. Güvenle tavsiye ederiz. Yani 10 saniyenizi almaz. Ama bizde hemen bir heyecan oluyor. İşte tatile gideceğim. İşte böyle bir alışveriş. Kim uğraşacak onunla? Ben kazıklanmam. Hocam, hepimizde de öyle bir özgüven vardır ya. Hani hocam bak, geçen hafta turizmci bir kardeşimiz 4500 TL dolandırıldı. Turizmci. Turizmci turizmde mi dolandırıldı? Evet. Ha, evet. Yani bu Sakarya, Sapanca'da bu V şeklinde evler var. Onlar, bungalovlar, evet. Onlara bir haftalık ailecek, iki aile birleşiyorlar. Ve bunu yapan turizmci maalesef gitti. Tamam, savcılığa suç duyurusu yapıldı ama artık bundan sonra dava açmanız lazım. Artı bunu, bu mağduriyetinizi gidermek için bir de alacak davası açmanız lazım. Yani bu işin hem ceza hem de hukuksal boyutu var. Önce savcılığa suç duyurusu yapmak lazım. Ardından da şahıs tespit edildikten sonra, şahıs ya da şahıslar, çünkü bu bir organizasyon. Bir de o hesabına yatırdığınız, dedi ki havale yapmayın. Evet. Kartınızdan çekilsin. Çünkü kartınızdan çekildiği zaman o parayı alma şansınız var. Banka hemen onu hesaba aktarmıyor. 40 gün tutuyor onu hesapta. Bugün ben bir şirket kurup bir bankaya gittiğim zaman bana post cihazı verdiği zaman diyor ki İsa Bey, ben senin şirketine bu post cihazını veriyorum ama sen o çektiğin paralar 40 gün sonra hesabına yatar. Hemen yatmaz. Havale yapmayın diyoruz. Ne olursa olsun. Evet. Genelde dolandıracak olanlar da öyle bir düşüncesi olanlar da havale istiyorlar. Havale istiyor. İBAN'ıma yatırın diyor. PTT'den yatırın. Çünkü gidiyor yani. Bir daha onu alamıyorsun. Ama kredi kartı olursa, bir de rezervasyon yapıp yapmadığını, çıkış yaptıktan sonra tekrar girdiğinizde, atıyorum 1-7 Temmuz arası, baktınız orada opsiyon var. Yani sizin doğru. Sizin söyledikleriniz aslında biraz daha profesyonel bile, öyle tarih bile girmediğiniz yerler bile var sosyal medyadan. Telefon ediyorsunuz, hafta sonu yeriniz var mı diyorsunuz. Her zaman yer vardır zaten. Havale gönderirseniz yerinizi ayırırız diyorlar, bu kadar. Parayı alıp gidiyorlar geçmiş ola. Evet, zaten hocam burada sıkıntı şu. Eğer sizden hemen havaleyi istiyorsa orada sıkıntı var. Evet. Yani şimdi bazı oteller var ki yurt dışından bile rezervasyon yaptığınız zaman buyurun konaklayın diyor. Biz size yerini ayırdık. Para istemiyor. Yani çoğu istemiyor. Ama istiyorsa da kredi kartı. Zaten orada iki de koruma var. Nedir? Siz oradan yeri ayırdığınız zaman size kısa SMS geliyor. Dolandırıcıların böyle bir sistemi yok. Yani iki de diye bir uygulama yok. İki de uygulaması olmayan eğer bir sistemse orada biraz düşünmek lazım. Çünkü ben uçak bileti aldığım zaman işte diyor ki 1500 TL hesabınıza çekilecek. 180 saniyelik şifreyi 6 haneli giriniz diyor. Bu legal, bu yasal. Bunda bir sıkıntı yok. Ama eğer bana iki de korumalı bir mesaj gelmiyorsa orada bir sıkıntı var. Bir de size teslim edilemeyen, mesela sosyal medya üzerinden beyaz eşya satan şirketler var. Size işte buzdolabı, beyaz eşya veya mobilya ile ilgili, tamam siz bize parayı yatırın, havale mi kredi kartı mı diye sorduğunuzda, havale diyorsa hocam sıkıntı, kart olacak. Çünkü Ticaret Bakanlığı ve elektronik sistemle alışverişler genelde kredi kartıyla yapılıyor. Eğer havale ise, IBAN'sa veya PTT yoluyla ise hocam bir kez daha düşünmekte fayda var. Almadığınız ürünü, yapmadığınız tatili kesinlikle parasını ödemek zorunda kalabiliriz eğer dikkat etmezsek. Yani insan bir de hocam duygusal açıdan da zoruna gidiyor. Ya ben nasıl aldatıldım, nasıl böyle bir darbe yedim, nasıl böyle bir tuzağa düştüm diye insan kendini de suçlamaya başlıyor. Kendini kötü hissediyor. Doğru. Yani yıkılan umutlarınız, bütün yıl boyunca ona konsantre oluyorsunuz, tatili yapacağım. Önümüz çünkü tatil sezonu. Şurada 3 hafta sonra. Evet, dolandırıcılar da aslında tam hareketlendikleri zamandır bu zaman değil mi? Ama demin güzel bir şey söylediniz. Her dönem başka bir şey çıkıyor. Yani koronada ilk çıktığı zaman mesela işte aşınızın tarihi, günü, saati bizde kayıtlıdır. İşte aynı bakıyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın kopyası. Aynı site. Gerçekten doğru. Ama bir harf fazla. Hı hı.
Yani sağlık yerine iki tane K var. Siz o anda fark edemiyorsunuz. Ama uzantıya baktığınız zaman gov.tr değildir. Devletin bütün web siteleri gov.tr. Giresun, Ordu, Van. Ama bu gov.tr değil. O adres çubuğuna dikkat etmek lazım. Eğer komsa veya Ceyhan Ordu, yani CO veya başka Giresun gibi, yani harfi. Eğer böyle bir uzantıysa sahtedir. Evet, maalesef onlar durmuyorlar. Dolandırmaya devam ama bizim gözümüzün açık olması gerekiyor zarar görmemek için. Bu anlamda sizin söylediklerinizde, gerçekten anlattıklarınızda çok önemli bizim için. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz hocam. İçin. Bakalım pazartesi günü hangi dolandırıcılıkları, nasıl mağdur olmayacağımızı yine konuşmaya devam edeceğiz. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Artı vaktimiz varsa ben sıkıştırabilirim. Süremiz bitti. Evet. Sanal zorbalığa uğrayan çocuklarda üç şeye de dikkat etmek lazım. Uyku düzeni bozulduysa yemek yeme alışkanlığı ve okula gitmeme şeyi de bir belirtidir. Yani evet. Okulda eğer zorbalık. Haftaya onu biraz daha irdeleriz o zaman. Olur. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Remziye Hisar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın kimyacısı ve Madame Curie'nin tek Türk öğrencisi. Bir kadın sesini tarih içinden duyabilmek için bu sesi iyi dinlemek gerekir. Belki bu ses başarıya ulaşmak için hala erkeklerden daha fazla çalışması gereken hemcinslerime yol gösterici olur. Halet Çambel, Hitit hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan kadın. Arkeolojinin duayeni, kendini Hititli olarak tanımlayan birçok başarılı arkeoloğun hocası. Bir öğretmen ve yurttaş olarak sorumluluklarını yerine getirmek için 50 yıldan fazla aktif çalışmış, aynı zamanda ülkesini olimpiyatlarda temsil eden ilk Türk kadın sporcu olmuştur. Müfide İlhan, ilk kadın il belediye başkanı. 1950'de Mersin Belediye Meclisi tarafından başkan olarak seçildi. Çok kısa sürede kentin yüzünü ve kültürünü değiştirmeyi başardı. İlkelerinden taviz vermedi. En büyük engel belediye yerel yönetimlerde kadın görmeye alışık olmayan eski yöneticilerdi. Öte yandan en büyük desteği Mersin halkından, özellikle kadınlardan gördü. Semiha Es, kadın savaş fotoğrafçısı. Kore, Vietnam, Ruanda gibi savaş bölgelerinde bulundu. Savaş alanında kadın olduğu anlaşılmasın diye ellerini gizleyen, döneminde yayınlanamayacağını bile bile savaşın hapsettiği yüzlerin hikayesini anlatmak için ülke ülke gezen, annesine sıkıca sarılarak veda anını uzatan askerleri ve kelimelerle anlatılamayacak daha birçok fotoğraf çeken ilk kadın savaş fotoğrafçısı. Suat Berk, ilk kez hakim olarak tayin edilen üç kadından biri. 1930 yılında hakimliğe başladı. Dünyanın ilk kadın sulh hakimidir. 21 yaşında hakimliğe başlayan Berk, ben zannederdim ki mahkemeleri dinlemek için işleri olanlar geliyor. Meğerse hakim kadını seyretmek için geliyorlarmış, diyen hukukçumuzdur. Evet sevgili izleyiciler, son bölümümüzde yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Uzman halk sağlığı hemşiresi ve kadın girişimci Ayşe Şengel bizimle stüdyoda konuğumuz. Merhaba Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, teşekkürler. Evet, kadın girişimci de dedim, aslında uzman halk sağlığı hemşiresi, yani aslında iki title'ınız var. Ben kadın girişimcilik tarafıyla başlamak istiyorum. Kadın girişimci derken ne yapıyorsunuz? Aslında ikisi birbiriyle o kadar bütün ki ikisinden birlikte bahsederek cevap vereceğim. Uzman halk sağlığı hemşiresi olarak halk sağlığı sisteminde bir halk sağlığı hemşiresi bir hastaya nasıl yaklaşırsa ve o vakaları nasıl ele alırsa girişimcisi olduğum, yapılandırdığım şirketi de o perspektifte yapılandırdım. Dolayısıyla halk sağlığı inovasyonu yapan bir şirket kurarak kadın girişimci oldum. Biraz anlatır mısınız onun detaylarını, inovasyon? Şöyle aslında halk sağlığını önce anlatayım. Yüzyıllardan önceden beri halk sağlığı aslında ana bilim dalı olarak var. Biz pandemiyle tanıdık daha çok. Aslında evet. Hep vardı. Evet, daha çok pandemiyle hayatımıza girdiğini düşünüyoruz. Evet, çok doğru. Evet. Aslında biz hastalıklardan korunmak için nasıl önlemler alalım bunları öğrenmek için halk sağlığı bireyler doğmadan önce başlar bireyle çalışmaya. Kişilerin son nefesini verdiği ana kadar kişilerin sağlığının sürdürülmesiyle ilgili çalışmalar yapar.
hem sağlıklı sürecin yönetilmesine, akut gelişen durumların müdahale edilmesine, sonra kronikleşen durumların yönetilmesi, rehabilitasyon süreçlerini yapar, yönetir. Halk sağlığı eğitiminde aslında bunu alırız. Sonra bu sistem niye Türkiye'de insanların üzerinde yapılan ve hizmet aldıkları bir alanda yapılmasın? Bir halk sağlığı çalışması neden hayata geçmesin diye düşündüm. Hı hı. Bununla ilgili de 2 seneye yakın araştırma yaptım. Kişiler hizmetleri nasıl alıyor? Hastaneye gittiklerinde nasıl şeylerle karşılaşıyorlar? Ya da meslektaşlarım nasıl çalışıyor? Hastanedeki çalışma sürecinde nelerle karşılaşıyor? Kişiler oldukları yerlerde hizmet alsalar nasıl olur? Pandemide biliyorsunuz hastaneye gitmeye bazen çekindik, bazen de enfeksiyon yayılımı gibi süreçlerden korktuk. Evet, bazen mecbur kalmadığımız sürece evet, çok gitmemeye çalıştık, doğru. Ama bazen öyle ihtiyacımız oldu ve mecbur kaldık ki işte ben de burada ışık tutmak istedim. Gitmene gerek yok aslında, bazı süreçleri evde yönetebiliriz. Neden bunu bir tasarıya dönüştürmeyeyim? İşte halk sağlığı inovasyonu dediğimiz şey bu süreç oluyor. Gerçekten hastalıkların olmadan önceki süreçleri nasıl yöneteceğini öğretelim insanlara dedik. Hastalıkla karşılaştığında ne zaman hastaneye gitmeleri gerektiği ya da hastaneye gidene kadar neler yapmaları gerektiğini birlikte yapalım dedik. Ya da süreçlerini birlikte yönetelim, sağlık koşulunu üstlenelim dedik. Ve bu tasarılarla ilgili bilimsel platformlarda da birkaç araştırma yaptım. Üniversitelere danıştım, ilgili derneklerle görüştüm. Sonrasında da bir kadın girişimci olarak şirketimi kurdum. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Peki baktığımızda halk sağlığında toplumsal olarak bilincimiz var mı? İşte dediniz ya hani pandemiyle daha çok hayatımıza girdi. Ya, hayatımıza girmedi de hani biz belki daha farkında olduk ama. Aslında hala yeterince değil. Tabii ki var, bu sorunun cevabı evet olarak cevaplayabilirim size. Ama yeterince değil. Çünkü insanlar bir şeyi böyle görmeden onun gerçek olduğuna inanmıyorlar. Halk sağlığı aslında başarısının da gösterilebileceği zor bir alan. Hasta olduğunuzda hastalık sürecinde mücadele ediyorsunuz, iyileştiğinizde başarı görüyorsunuz. Ama hasta olmamanız başarı halk sağlığında. Hani öyle bir şey var arada. Bilinçli miyiz? Pandemiyle evet nispeten daha iyiyiz ama daha da iyi olacağız diye düşünüyorum. Peki ne yapılması gerekiyor? İşte siz çok önemli bir şey yapmışsınız ama daha da bilinçlendirmek için. Eğitimlerin sürdürülmesi şart. Kişilerin bilinçlenmesi ve bireyin her yaşta işte kontrollerinin sağlanması, check-up dediğimiz aslında böyle dile pelesenk olmuş bir kelime biliyorsunuz. Gerçekten yaşınızın getirdiği süreçlerin takibini, işte bunu sürdüremiyorsanız sürdürelim de çıktı zaten şirketin mottolarından biri de buydu. Ama 30 yaşında bir kişiyseniz 30 yaşının gerektirmesi gereken sağlık süreci nasıl yönetirim? 40 yaşındaysam nelere dikkat ederim? 50 yaşındaysam geçmişe dönük nasıl yaşadım, nasıl yaparım? Küçük bir çocuksam ileriye dönük nasıl yatırım yaparım? Bunları aslında eğitimle sürdürülebilir bir çerçeveyle yapmak mümkün. Gerçekten o kadar doğru söylüyorsunuz ki yani biz toplum olarak son ana kadar hastaneye ya da doktora gitmek için direnen bir milletiz. Yani evet, son nokta geldiğinde hani gerçekten dayanılmaz ya da işte hani artık bununla baş edemiyorum, mutlaka doktora gitmeliyim dediğimiz zaman doktora gidiyoruz. Bu hangi yaş olursa olsun. Evet. Sizin söylediğiniz o anlamda çok önemli. İşte 30 yaş, 40 yaş, 50 yaş hani hepsinde aslında yapılabilecek şeyler evet, var. Hani belirli yollar kat edilmesi gerekiyor ya da ona göre bir yaşam düzeni de kurmanız gerekiyor. O anlamda gerçekten çok önemli söyledikleriniz. Yani belki eğitimin artırılması. Aslında uzun yıllar okul sahanda da çalıştım ben. Okulda da çocuklarla bu tasarıları yapmaya çalıştım. Ailelerle bireysel çalıştım şirket öncesinde. Ailelere de bireysel olarak bunu aktarmaya çalıştım. Bir deprem ülkesiyiz biliyorsunuz. Deprem de aslında halk sağlığının alanına giren, yönetilmesi gereken bir süreç. Hepimiz biliyoruz ki deprem olmadan depremde ne yapacağımızı konuşmayan da bir toplumuz. İşte olmadan önce nasıl önlem alalımı önce konuşmak, olmadan önce kendimi nasıl yönetirim önce konuşmak hep en sağlıklısı geliyor bana. Bunu da göstermek için şimdi hasta okulları modelleri var, Sağlık Bakanlığı yaptığı. Benzerleriyle belki iletişim artırabilirim diye düşünüyorum. Aslında böyle tüm topluma ulaşabileceğim bir kanalda yaptığım girişim. Sosyal sorumluluğum da aynı zamanda diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Peki evet, halk sağlığı dedik ama bir taraftan da kadın girişimci dedik. Kadın girişimci olmak nasıl bu ülkede? Ben çok mutluyum desem size. Yani çok iş kurarken hiç zorlukla karşılaştınız mı, karşılaşmadınız mı yoksa? Kadın olmakla zorlukları da avantajları da var ülkede şüphesiz. Hani bu ayrıca tartışılabilecek bir şey. Hemşire olmanın da avantajlarını çok yaşadım.
Kadınlar daha hırslı oluyorlar, daha tuttuğunu koparan oluyorlar. Bir şeyi gerçekten ele aldıklarında tüm detaylarıyla ele alıyorlar. Ben buna inanıyorum. Kadın girişimci olmak daha, işi daha iyi yaptığını, yapabileceğini inandırıyor çevreni diye düşünüyorum. Ben hani olumlu tarafından böyle bakıyorum. Evet, çevremde şöyle, Ayşe bir işe ele aldıysa çok güzel şeyler başarır zatenle oluşuyor. Bu Ayşe değil aslında, bir kadının gücü bu. Biraz da böyle gücümüzü fark edelimci de bir tarafım var benim. Zorlukları var, evet. Yani çok alışmışız erkekler tarafından kurgulanan tasarılara, erkekler tarafından yapılan çalışmalara. Kötü demiyorum ama biz de varız diyorum. Çok da güzel şeyler başararak daha fazla kadın girişimin artacağına da inanıyorum ki arttığı bir süreçteyiz de. Evet, kesinlikle. Özellikle pandemiyle birlikte kadın girişiminde gerçekten inanılmaz bir yol kat edildi. Sizin bu girişimcilik serüveniniz ne kadar süredir devam ediyor? 2 sene tamamen tasarı, araştırma, ön çalışmalar, bilimsel dayanaklar, uluslararası yayın, taramalar ve görüşmelerle sürdü. 1 seneleri de hayatta çektim. Evet. Yani toplam 3 yıldır diyebiliriz. Evet. Peki, aslında şey de dedik, uzman halk sağlığı hemşiresi de dedik. Yani hı hı. İşte profesyonel yaptınız, aslında başka bir işiniz de var önce de şirketten önce. Geçtiğimiz günlerde de hemşireler haftası da kutlanmıştı. Peki biraz da o tarafını konuşacak olursak, kadın girişimcilikten mutlusunuz, çok da zorlanmamışsınız ama öbür taraftan hemşirelik için ne dersiniz? Yani onun için saatlerce konuşabilirim. Çok uzun yıllardır üniversitelerle hemşirelerin olması gereken konumları tartıştığım, birlikte çalıştığım projeler var. Hep olacak, olmaya devam da edecek. Hem hemşirelik mesleğini farklı alanlara taşımak, hem gelişim sürecinde içinde olmak için. 12 Mayıs'ta Dünya Hemşireler Günü, Florence Nightingale'in doğum günüdür. 12-18 Mayıs'ta hemşirelik haftası. Tekrar dünyaya gelsem hemşire olurum dediğim bir meslek sahibim. Çok çok severek yapıyorum mesleğimi. Ve ışık tutan da bir yanı var. Ama meslektaşlarımın bu kadar mutlu olmayışı maalesef üzücü tabii. Her çalışma koşulu çok farklı. Biliyorsunuz şiddet olayları, evet. Onca haberler okuyoruz. Hak edilen maaşların alınmadığı. Ki toplumca... pandemide inanılmaz özveriyle çalışıldı. Sadece hemşireler değil, hem doktorlar hem de hemşireler öyle çalıştı. Sadece alkışlanıldı. Yani o diğer boyutlarına girmek istemiyorum ama meslektaşlarım da hak verecektir. Sağlık çalışanları zaten kocaman bir zincir. Sağlığı tek başına ele alamazsınız. Şimdi sağlık profesyonellerinin hepsiyle çalıştığım bir yapının sahibiyim. Orada tüm sağlık profesyonelleri var ve sağlık profesyonellerinin içinde tabii meslektaş olduklarımın çok kıymeti yüksek. Ama diğer ekip üyelerinin de öyle. Hemşirenin, fizyoterapistin, diyetisyenin, psikoloğun, tüm uzmanlık alanlarının bir zincirin halkaları gibi. Güçlü halkalardan bir tanesi hemşireler. Bunun farkına varan hemşire arkadaşlarım zaten bu bayrağı önde götürüp bunu daha fazla gösterecek. Eskiye nazaran çok daha iyi durumdayız ama olmamız gereken durum bu değil hala. Evet, kesinlikle olacak. Öyle. En azından biz vatandaş olarak bunu hep dönüp dolaşıp pandemiye getiriyoruz konuyu ama gerçekten pandemide kıymetinizi bir kere daha anlamış olduk hep birlikte halk olarak, vatandaş olarak. Umarım o maaşları belirleyenler de daha fazla anlarlar. Onlar da en azından emeklerinin karşılığını biraz daha olsa da iyi alırlar. Peki bir de evde sağlık hizmeti var. Biraz da onu konuşalım. O nasıl veriliyor? Onun detayları nedir? Biraz da onu anlatın bize. Evde sağlık aslında yaptığım şirketin, yani şirketimizin yaptığı alan mobil sağlık hizmeti. Evde sağlık da yine ilk halk sağlığını tariflerken zaten yapı öyle çıktı. Kişinin doğmadan önceki sürecinden son nefesini verdiği sürece kadar ki tüm sağlık ihtiyaçlarını oldukları yerde alabilecekleri bir sistem evde sağlık. Bu sistem içerisinde işte yeni doğum yaptınız ya da yapmaya hazırlanıyorsunuz. Bu süreci nasıl yöneteceksiniz? Doğru hekimi seçmek ya da doğru hekimi seçmek doğru bir kelime olmuyor. Hani açmak gerekirse her bireye özelleştirilmiş hizmet almayı hak ediyor. Sizi yönetmesi, sağlık sürecini yönetmesi gereken daha doğru eşleşeceğiniz bir sistemden bahsediyorum. Bunun sağlanması, bunun danışmanlığının verilmesi, çocuk doğduğunda doğum sürecinde karşılaşacakları, büyüdükçe sağlıkla ilgili süreçleri, keza yetişkinler için de öyle.
Bunun eğitimi, danışmanlığı, başına gelecek akut durumlarla mücadelesi, işte evde düştü, evde bir röntgen uygulaması, orada bir hekim muayenesi ya da diyetisyen hizmetinin eve gitmesi gibi. Aa, tüm güzel. Sağlık hizmetlerinin evde yapılandırıldığı, olduğunuz konfor alanında, aslında sadece konfor alanı düşünmedim bu sistemi tasarlarken. Çünkü genelde muadil firmalarda parça parça yapılan bir sistematiğe tek telefonla bir parçada ulaşsın insanlar. Bu bir hedefti. Alışılmış sistematiği birleştirmek. Bir başka hedefte uluslararası boyutta sağlığı ön testten geçirirsiniz. Gerçekten ihtiyacı olanlar hastaneye gider. Ve bu ihtiyaç analiz sistemi vardır yurt dışında. Niye Türkiye'de bu olmasın? Aslında bunu biz bunu kurgulayalım. İhtiyacı gerçekten biz test edelim. Olduğunda biz eşlik edip o süreci de yönetelim istedik. Bir yandan hastanelerin yükünü de azaltmak burada bir alt hedef. Bir yandan da doğru hizmeti doğru götürerek toplumu da aydınlatmak. Bunu sosyal sorumluluk projeleri birleştirerek yapıyoruz biz. Bu da aynı zamanda da ulaşamayan insanları da ulaştırıyor. Farklı meslek gruplarına, farklı ihtiyacı olan gruplara her yere ulaşabilecek bir şey aslında evde sağlık sistemi. Bizim tasarladığımız evet. ve uyguladığımız. Evet. Gerçekten dediğiniz diğer şeyler de çok önemli ama kendi evinizdeki konfor alanınızda olması evet. da gerçekten çok önemliymiş. Ben yolunuzda başarılar diliyorum çok size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiğiniz için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Bir Kadının Gündemi'nin daha sonuna geldik ama yarın saat 14'te biz yine burada olacağız. Siz de gelirseniz seviniriz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.